Mutlu günler efendim. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında Spor Ajansı ile karşınızdayız ve yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair tüm gelişmeleri bu ekranda ve Aspor Radyo'da sizinle buluşturacağız. Konuklarımız bizimle birlikte. Mehmet Özcan hoş geldin. Hoş bulduk Şeyda. Kartal Yiğit, Kartal abi hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii gündem Süper Kupa. Biz de Süper Kupa ile başlayacağız yayınımıza. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçı Fenerbahçe'nin ikinci dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Bir şöyle dün akşamı hatırlayalım, sonrasında değerlendirmelerimize başlayalım. Evet, unutulmaz bir maç oldu. Tarihi bir geceye tanıklık etti ki dün akşam 50. saniyede Galatasaray'ın bulduğu golün ardından Fenerbahçe'de U19 oyuncuları sahadan çekildi ve şimdi gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararda. Karar Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu verecek. Mehmet, ben hemen sana sormak isterim tabii. Biz bugün karşılaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? İşte kim ön plana çıktı, kim ne oldu, hakem performansı nasıldı? Bunları konuşacaktık ama hiçbirini konuşamıyoruz. Kime sorsak o taraf haklı. Uzun yıllar unutamayacağımız bir karşılaşma, tarihe geçen bir mücadele. Nasıl değerlendiririz? Doğru bir yorum Ceyda. İki taraf da kendisini haklı görüyor. Önce biraz talimatlar, bilgi girişleri yapalım. Yani bilgilendirelim izleyicileri. Süper Kupa'da Türkiye Kupası statüsünde oluyor. Onu söyleyelim. Yani benim hatırladığım, muhakkak Kartal abi de gazeteci olarak takip etti zaten. 2018'de Beşiktaş'ın Şenol Güneş'in hoca olduğu dönemde bir sahadan çekildiği durum var. Türkiye Kupası yarı final rövanşı. Evet, çok eskilerden Ceyda muhtemelen hatırlamayacak ama Otto Bariç vardı. Kartal abi Fenerbahçe, evet. Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Şu olmuştu Ceyda, ligde puan silme cezası olmamıştı ama bir sonraki sezon kupaya katılamamıştı Fenerbahçe Beşiktaş. Yani burada da Süper Kupa'nın talimat olarak Türkiye Kupası ile aynı statüde olduğunu hatırlatalım. Ligde hatırlarsın bu sezon İstanbulspor Trabzonspor maçı örneği var. -3 puan, çünkü ligden çekildiğiniz zaman bir maç içinde bunun yaptırımı oluyordu. Ama tabii ki Fenerbahçe açısından yani hoş bir durum değil. Artı işte teori pratiğe ne kadar döküldü? Sağdan çekilecektiniz ama o sürede de gol yemiş oldunuz. Şunu da söyleyeyim, maç öncesi Galatasaray tarafına para atışını kazanamazlarsa Galatasaray tarafından topu taca atmasını istedi Fenerbahçeli yetkililer. Galatasaray bu talebe olumsuz cevap verdi ki çok doğru. Şimdi onu bir konuşalım. Çünkü sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu'nun işte genç oyuncuya topu dışarı atarız abicim, taca atarız, siz de ne yapacaksınız yaparsınız şeklinde bir söylemi olduğu. Bu sebeple de Kerem Aktürkoğlu'na çok büyük tepki var. Galatasaray tarafına çok büyük tepki var. Benim istihbaratım tam tersi. Senin istihbaratın tam tersi. Artı yani 50 saniyede izledik zaten Kartal abi. Fenerbahçe bir baskıyla topu kapsa muhtemelen taca atıp sağdan çekilecekti. Ama Galatasaray öyle yapmadı. Üstüne sağ içinde görevli foto muhabir arkadaşlarımla konuştuğumda da Icardi'nin bir şekilde seslendiği Abdülkerim'e ve topu ileri oynamasını istedi. Aslında Galatasaray da anladı bir şekilde. Top Fenerbahçe geçti anda oyunu durduğunu. Futbol böyle bir şey. İlk atakta da Galatasaray gol atmış oldu. Nihayetinde Fenerbahçe çekildi. Genç oyuncular yani çok hukuki yaptırımlar, maddi yaptırımlar mı diyelim, hiç Şanlıurfa'ya gitmese Fenerbahçe bence daha net bir duruş olurdu ama anladığım kadarıyla Sayın Başkan Ali Koç da onun bir şekilde prosedür anlamında açıklama gereği duydu. Sonuç itibariyle Galatasaray 3-0 hükmen teslim edecek ve bir müzesine kupa daha eklemiş olacak, Süper Kupa. Türkiye'nin en çok kupa kazanan takımı Galatasaray ve bugün itibariyle 2024'teyiz. 2035 yılına, 2040'lı yıllara geldiğimizde 2023'ün Süper Kupa şampiyonu Galatasaray olarak hatırlayacağız. Böyle bir gerçek var. Ama tekrarlayayım, hani ben Fenerbahçe cephesinin keşke erteleme isteğine Galatasaray destek verseydi söylemini şöyle gerçekçi bulmuyorum. Tersi bir durum olsa Fenerbahçe'de ertelemeye yanaşmazdı. Artı iki kulübün ne kadar kutuplaştığını görebiliyoruz son dönemlerde. Galatasaray da bence kendi açısından haklı. Sezon başından beri üzerlerine yıkılmaya çalışılan bir algı var. Geçmiş başarılar
bir terör örgütüyle ilişkilendirilmeye çalışıyor. Beka sorunu deniyor. İşte not ettik deniyor. Kişisel artık husumetlere giriliyor. Böyle bir noktada Fenerbahçeli orta noktada buluşamazdı ama her şeye rağmen Okan Buruk yine bir barış çubuğu uzattı. Keşke Süper Kupa toplantısını birbirimize sarılarak yapsaydık dedi ki bu ifadeleri benzer minvalde Suudi Arabistan'daki ertelenen Süper Kupa öncesi de dile getirmişti. Zaten profesyonellerine, futbolun profesyonellerine, teknik heyete bıraksak bu durumu bence çok daha başarılı bir iletişim süreci yönetilebilir. Biraz orada futbolun tüm paydaşlarına, biz kendimize de kullandığımız dili biraz değiştirmemiz gerekiyor. Tabii. Bu iletişim sorunu nedeniyle bugün Türk futbolu bu noktada diye düşünenlerdenim ben. O yüzden herkes dün akşam bir milat olsun, herkes bir toparlansın. Çünkü Türk futbolunun hem marka değeri hem taraftarların dün Şanlıurfa'da yan yana kol kola fotoğraflar verdiler. Bunun bozulmaması adına bir herkes kendine çeki düzen vermeli diye düşünüyorum. Kartal abiye sözü şöyle bırakayım. Icardi'de hatırlarsınız Fenerbahçe sahadan çekilirken alkış hareketi yaptı. O bir protesto değil. Fenerbahçeli genç oyuncuları Şanlıurfa'da bulunmalarından dolayı, sahaya gelmelerinden dolayı alkışlıyor. O güzel. Yani en azından orada bir kinaye yok, ironi yok. Onu ifade edeyim sorduğum için. Yani Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını istiyordu Galatasaraylı oyuncular olarak. Bu finali oynayarak kazanmak daha temennisinde bulmuşlardı maç öncesi de zaten başkanından teknik direktörünü. Ve hafta boyunca zaten tüm hazırlıklarını Süper Kupa oynanacakmış gibi yapıp ideal 11'le de çıktı. Onda da gördük. Şunu da söyleyelim Ceyda. Futbolun bir güzelliği de şu olacak. Şanlıurfa'ya adım attığı andan itibaren bir fotoğraf karesi vardır. Bir yaşça büyük abimiz diyelim. Icardi'ye forma imza atırken o yüzündeki mutluluk. Icardi'yi görmek istediler. Icardi için tribüne gelen binlerce insan vardı. Icardi'nin golünü görmüş oldular. Bu da futbolun güzelliği diyeyim. Kartal Yiğit. Şimdi haklı veya haksız diye bir şey söylememek lazım. Yani kendi bizim bu şekilde yorum yaparsak. Şimdi ortada böyle bir karar var. Böyle bir karar almak durumunda kaldı Fenerbahçe. Şimdi öncesinde kongreye giderek kongrede aslında çekilmeyi oynayacaklardı. Ama çekilme olmayınca U19 kararı alındı. Şimdi tabii bu tepkinin sadece Trabzonspor maçında yaşanan olaylara bağlamamalıyız. Yani bu şekilde okumamalıyız. Sezon başından beri, yalnız Fenerbahçe'ye değil, Galatasaray'a da, Beşiktaş'a da, yani birçok takıma tutarsızlıklar yaşatıldı federasyon tarafından. Adaleti çok sağlayamaması ve bu şekilde devam etmesi Fenerbahçe'nin bu karar almasına neden oldu. Şimdi düne gelirsek ya madem böyle bir tepki gösterecekti Fenerbahçe yönetimi bence de ben olsam hiç çıkmazdım. Yani 19 takımını oraya götürüp işte 1 dakika 2 dakika oynatıp soyunma odasına geri çağırmak yerine maça çıkmamak çok daha etkili olabilirdi. Yani protesto niye ben yani maça çıksınlar veya çıkmasınlar demiyorum. Madem bir tepki göstereceksiniz böyle gösterin. Yani şimdi oradaki çocuklar da bence etkilendi. 2 dakika oynayarak golü dediler. Ardından moralleri bozulmuş bir şekilde soyunma odasına gittiler. Yani tıpkı geçmişte Beşiktaş'ın yaptığı gibi nasıl Beşiktaş Fenerbahçe maçına çıkmamıştı kupa maçına yarı finalde. Aynısını Fenerbahçe yönetimi de yapabilirdi ama yapmadılar. Haklı olduğu yönler olabilir. Haksız olduğu yönler de olabilir Sayın Başkan ve yönetiminin. Bunları artık kendileri ileride masaya yatırıp düşüneceklerdir. Belki geçmişe baktıkları zaman nerede yanlış yaptık diyeceklerdir. Onlar da öz eleştiri yapmaları gerek diye düşünüyorum. Ama tabii Türk futbolu adına çok güzel görüntüler değildi. Dediğim gibi çıkmamak çok daha mantıklıydı. Yani Fenerbahçe bu saatten sonra yani o Sayın Başkan'ın işte gerekse ligden çekiliriz söyleminden sonra bir reaksiyon göstermesi lazımdı. Yani ben hiçbir şey yapmamasını da eleştirirdim. Yani bu saatten sonra dönüş olmayan bir yola girmişti Fenerbahçe yönetimi. Bu şekilde değerlendiler, karar aldılar. Dediğim gibi üst üste koyuldu.
Belki de işte bardak taştı. Taşınca da böyle bir karara niyetlendiler tepki olarak. Ama bunun farklı yolları da olabilirdi. Bilmiyorum nasıl bir yol gidebilirlerdi. Şimdi çıkmamaların nedeni de tabii hukuksal anlamda, prosedür anlamında cezalar daha farklı olacaktı. Yöneticilere de bir seneye yakın ceza alacaktı. Belki Sayın Başkan devam edebilir. Şu an kesin bir karar olduğunu ben düşünmüyorum. Devam etme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum yönetime. O yüzden kararını tekrar gözden geçirme durumu varmış. Durumu var. Ben kendisi ifade ediyor. Evet, kendisi bunu dediyse ben tekrardan aday olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ama tabii önümüzde bir süre zaten böyle bir planı süreç var ki herhalde ceza almayı da. Tabii. Yani eğer çıkmasaydı çok daha farklı. Yanılmıyorsam bir sene alırsa men aday olamıyor kulüp başkanlığına. O yüzden U19'u çıkardılar. Keşke futbol oynansaydı da futbolu konuşsaydık. İki yıllık yani karar da aldılar hatırlarsın Kartal abi. Olağanüstü kongrede evet, mesela mantıken Haziran ayında seçecek yeni yönetimin böyle bir kararı. Örnek verelim, şu an Okan Buruk'tan Galatasaray çok memnun ama kontrat uzatmıyor. Sebebi sezon sonu yeni seçilecek yönetim. Muhtemelen yeni yönetim uzatacak zaten. Yani bazen bu tarz uzun vadeli kararlar yeni yönetime bırakılır. Hani kulüp hiyerarşisi diyelim. Demek ki planlar meseleler yapılmış mı? Ya ben de Ali Koç'un artık devam edeceğini düşünüyorum bu saat itibariyle. Bir de şey yani iki sene üst üste oynamama kararı Ziraat Türkiye Kupası'nda. Bence o zaten yetkiyi aldılar ama ben o kararın da değişebileceğini düşünüyorum. Yani kesin bir şey yok orada. Yeni bir federasyon. Tabii canım. Federasyon şimdi zaten seçime değişecek, gidiyor. Ya büyük ihtimalle bakın ben bence Sayın Başkan devam ederse, olduğu da aday çıkmaz seçilirse Türkiye Kupası'na devam etme konusundaki kararlarını gözden geçireceğini düşünüyorum. Çünkü yeni yönetim diyor. Sonuçta yeni bir yönetim seçilecek. Yeni yönetim derken onu söylüyor. Yani Saadettin Saran, bile, Saadettin Saran hali hazırda. Saadettin aday olacağını Bey, o da aday olacağını zaten açıklamıştı. Yani o kesin bir karar değil kupaya devam edip etmeme. Orada değişiklikler olacağını düşünüyorum. Ama düne tekrar baktığımız zaman oynanmaması tabii ki üzücü. Fenerbahçe camiasının aldığı bir karar. Yani ona çok fazla yorum yapmak da bize düşmez. O camia böyle bir yetkiyi Sayın Başkan'a verdi. Onlar da kullandı. Ya ben çok tutarlılık görmüyorum Kartal abi. Erteleme isteği, yabancı hakem, ileri tarih. Şimdi ileri tarihi bir açıklayalım. İleri tarih hangisi? 23 Mayıs. Zaten ligin fiksürü çok sıkıştırıldı. Sezonun ilk devresi Halil Umut Meyler'e yapılan saldırı sonrası bir hafta maçlar oynanmamıştı. Üstüne şu an halihazırda Fenerbahçe Konferans Ligi'nde bir sonraki lig maçı, hatırlatalım şimdi, Fenerbahçe Olympiakos eşleşmesinde Olympiakos'un haftaya, daha doğrusu bu hafta sonu oynanacağı Yunanistan playoff'undaki maç erteleniyor. Yani o da hangi maça denk olacak? Fenerbahçe'nin Karagümrük deplasmanına. O maçı erteletmeye kalksanız ki federasyon bu konuda niyetinin olduğunu ifade etti. O da biraz absürt bir durum çünkü Karagümrük'te halihazırda Trabzonspor'la iki tane kupa yarı final maçı oynayacak. Çok fikstürde yer kaldığını düşünmüyorum. Yani burada şu olur. Karagümrük Trabzon elenecek. Tabii ki hani bunu temenni olarak söylemiyorum. Fenerbahçe Olympiakos elenecek. Hafta araları öyle boş kalacak. Bu tarz bir senaryoyla böyle bir işe girişemezsiniz. İşin matematiğine, mantığına aykırı. Süreci ben ondan çok doğru yönettiğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Artı Avrupa Konferans Ligi'nde bu hafta mesai verecek tüm takımlar hafta sonu, yani geride bıraktığımız hafta sonu maçlarını oynadı. Bu anlamda burada hani Olympiakos'un deplasman mesafesiyle Fenerbahçe A takımının deplasman mesafesinin aynı olmadığını söyledi Fenerbahçe Başkanı. Olympiakos'a gidilecek herhalde Kartal abi, en ideal deplasman olur. Yani uçak yolculuk çok yorucu bir seyahatten zaman, bahsedemeyiz. Kalktığın zaman 35 dakika sonra oradasın. 40 dakika sonra Atina'dasın. Yani onlar bence de fazla öne sürülen bahane olarak düşünüyorum. Böyle olmaması lazımdı. Çünkü Fenerbahçe'nin ya o zaman niye çıkamadığını evet, anlayamıyorum. Yani, Trabzon'daki olaylara tepki mi? Galatasaray'a yönelik bir tepki mi? Federasyon yönelik tepki mi? Yani ben bir tutarlılık veriyorum. Hepsi birikmiş. Bak onu diyorum. Ben sadece Trabzonspor maçındaki yaşananlar şeklinde okumamalıyız. Farklı okumalıyız. Sezon başından beri
Yani Fenerbahçe yönetimi zaten sadece Trabzonspor olarak görmüyor. Yapılan Türkiye Futbol Federasyonu'nun tutarsızlıkları, çok adaleti sağlayamaması, ben de öyle düşünüyorum. Ama yalnız Fenerbahçe'ye göre değil, her takıma karşı bir adaletsizlik yarattı Türkiye Futbol Federasyonu. Fenerbahçe kendilerine göre çok daha fazla yapıldığını düşünüyor. O yüzden bu kararı aldılar. Zaman zaman ben de hak veriyorum. Yani baktığın zaman maçlarda inanılmaz bariz hatalar oldu. Şampiyonluk yarışı kızıştığı dönemlerde. Yani evet, Fenerbahçe'nin de lehine yapıldığı. Mesela bir Kasımpaşa maçında tartışılan o penaltı. Penaltı değil gibi gözüküyor. Ama Galatasaray maçına bakıyorsunuz, Antalya karşısında. Fenerbahçe'ye yapılanın daha fazlası sanki lehte olmuş gibi geliyor. Daha fazlası ama, olduğunu düşünmüyorum. Olabilir. Ama her maçta oluyor bunlar. Bak her maçta oluyor. Bir de maçı hatırlatalım Kartal abi. Sezonun ilk yarısı Kadıköy'de oynanan derbideki en net hata, Icardi'ye verilmeyen penaltı, Cigo'ya çıkmayan kırmızı karttı. Galatasaray tarafı bu kadar kurcalamazken hakem hatalarını, İsmail Kartal'ın 8-10 puan farklı önde olmalıydık açıklaması işin matematiğine de uymuyor. Ve sana katılıyorum. İki takım lehine de aleyhine de çok sayıda. Zaten iki takım lehine, Fenerbahçe şu an sayıcılığa üstün oluyor. İki sezondur bayağı bir penaltı çalındı maçlarda. Zaten bu iki takımın şu ana kadar ligdeki maçlarına baksak puan ortalamaları 2.50'nin üstünde. Çoğu maçını kazanmış. Ben burada da çok bir tutarlılıktan söz edemeyeceğim Fenerbahçe açısından. Sürekli bu yönde bir serzeniş var. Ama nihayetinde iki takım da zaten çok iyi kadrolar kurdular ve Süper Lig'deki çoğu takımdan doğal olarak üstünler ve maçlarını kazanıyorlar. Ben öyle yorumluyorum ve hali hazırda Fenerbahçe 7'de 7 yaparsa şampiyon. Tabii. Yani matematiksel olarak gayet şansı var. Deplasmanda iyi oyun oynuyor bakarsak. Eksiklerine rağmen süreç, Trabzon'da yaşananlar bardağa taşıran damla oldu belki. Evet, istenmeyen olaylar. Ben de bir futbol sever olarak açıkçası beklentim, vicdanım 2-0 iken maçın hakem tarafından tatil edilmesiydi. Sahaya atılan maddeler, üstüne Livakovic'in yediği frikik gol öncesi sahaya atılan meşale. Bunlar can sıkıcı ama işin pozisyon kısmına geleceksek hakem hataları o maçta da oldu. Batu Şahin'in golü öncesi pek hala var. Müdahale edebilirdi, hakemi çağırabilirdi Umut Bozok pozisyonuna faal anlamında. Nihayetinde ne olursa olsun hala şampiyonluk iddiası olan bir Fenerbahçe var. Yaratılan ortam hoş bir ortam değil. Ben bile burada cümlelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum. Çünkü iş artık voleybol maçına giden bir baba ile kıza Fenerbahçeli taraftarlarla arasındaki problem zaten adli vaka oldu. Yani daha da istenmeyen olaylar olabilir. Biraz güzelliklerden konuşacaksak, dün Şanlıurfa'da gördük o fotoğrafları Galatasaray Fenerbahçelilerin ve orada az sayıda da olsa tribünde olan Fenerbahçelilere teşekkür ediyorum Ceyda. Ne olursa olsun bir şekilde orada bulundular ki bu yönde Fenerbahçe yönetiminden çok çağrı da geldi. Bilet almayın, program yapmayın minvalinde. Galatasaraylı taraftarlar zaten geldikleri andan itibaren Şanlıurfa'da Galatasaray'a büyük ilgi gösterdiler. Fenerbahçe bir şey atlıyor, onu da söyleyeyim yani. Yeni jenerasyon gayet, hani taraftar sayısı diyorsak Galatasaray'a koyuyor. Bu sportif başarı diyorduk ama bu tarz böyle çok kutuplaşmanın da ben Fenerbahçe'ye yaradığını düşünmüyorum sağ dışında. Peki bir Dursun Özbek'in açıklamalarını ekrana getirelim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Dünyaya mahcup olduk diyen Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun erken seçim kararını da değerlendirdi. İzleyelim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamaları bu şekilde. Maça U19'da çıkılması, akıl tutulması yorumunda bulundu. Dünyaya mahcup olduk dedi. Bu çocukları neden kendi amaçlarımıza alet ediyorsunuz diye de bir serzenişte bulundu Kartal. Yani şimdi aslında son dönemde Sayın Başkan biraz daha olumlu konuşmalar yapmaya başladı. Çünkü ortam giderek hakikaten gerginleşiyor. Şimdi şu unutulmasın, bir derbi var. Şampiyonluğu belirleyecek bir derbi oynayacaklar. Yani son yıllardaki en kritik maç ve en gergin olması beklenen maç. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Ama bu maçı düşünmeden yöneticiler, başkanlar inanılmaz şekilde tahrik edici konuşmalarda bulunuyorlar. Yani bir an önce bu söylemlerin bitmesi lazım. O yüzden iki tarafın da sakinleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ben Sayın Başkan'da da böyle bir tutarsızlık görüyorum. Yani düne kadar Galatasaray Kulübü de acil olarak Türkiye Futbol Federasyonu istifaya çağırmıştı. Şimdi bakıyorsunuz Sayın Özbek işte
Temmuz'da zaten olağanüstü kongreye gidiyor diye karar aldı diye söylüyor. O zaman şöyle Türkiye yapalım Futbol mı? Bir Türkiye Başkanına. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayı bir ekrana getirelim seçim kararına dair. Yönetmenimiz Seval'den rica edelim. Futbol Federasyonu seçime gidiyor. Başkan Mehmet Büyükekşi 18 Temmuz'daki genel kurulu seçimli genel kurulu olarak yapmaya karar verdiklerini söyledi. Detayları ekrana getirelim. Evet, kusura bakmayın böldüm ama yeri gelmişken hemen başkanın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamasını ekrana getirelim ki birbirini tamamlasın sözleriniz. Buyurun devam edelim. Vallahi Ceyda, geç kalınmış bir karar olarak görüyorum ben. Yani belki de uzun yıllardır yani meslekte birçok Futbol Federasyonu Başkanı gördük. Evet, kulüplerde başkanlık yapmış başkanlar da oldu. Ama hiçbir zaman bu kadar bir Futbol Federasyonu Başkanı kulüpler tarafından eleştirilmedi ve bir an önce gönderilmek istenmedi. Yani tarihe geçen bir federasyon gördük. Tutarsızlıklarıyla, yapmış oldukları açıklamalarla, yönetememe şekliyle bütün kulüplerden, hemen hemen bütün kulüplerden tepki gördü. Yani dediğim gibi düne kadar Galatasaray Kulübü de çok tepki gösterdi. İstifaya çağırdı. Yani istifaya çağırmayan bir kulüp ben hatırlamıyorum. Ve nitekim dün de Beşiktaş Kulübü bir açıklama yaptı. Kongrenin acilen yapılması gerektiğini deklare ettiler. Bana göre de yani 18 Temmuz, çünkü tamam şimdi diyecekler ki Avrupa Futbol Şampiyonası var, doğru. Yani kritik bir süreç. Belki şampiyonu olmasa daha önceden de yapabilirlerdi, kongreye gidebilirlerdi ama 18 Temmuz'a seçilecek başkan, ardından hemen lig başlayacak. O şeyi oturtmaları, görev dağılımı, işte belki kafalarında farklı planlar olacak. Çeşitli uygulamaları değiştirecekler. Yani tamamen tutarsızlık görüyorum ben. O nedenle keşke bir an önce Türkiye Futbol Federasyonu seçime gitseydi. Çünkü bakıldığı zaman geçmişe, yapılanlar ortada. Her gün bir kriz var. Yani krizlerle anılan bir Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve başkanı göreceğiz biz. Bu şekilde zaten gitmezdi. Avrupa hep bizi bu olumsuzluklarla konuştu. Yani Türk futbolunda yaşananlarla konuştu. Yani hakem dövmeden tutun, bir kulüp başkanının takımını sahadan çekmesine, en son dün yaşananlar. Bunlar hep son 4 ayda 5 ayda olan şeyler. Hiçbir zaman futbol, Türk futbolu bu kadar dibe vurmamıştı. Yani burada da kimse kusura bakmasın. Bunun da tek sorumlusu Futbol Federasyonu Başkanı'dır. O yüzden bu kaosun bir an önce bitmesi gerektiğini düşünenlerdenim. O da hemen acilen seçime gitmekte ama Sayın Büyükekşi seçimin 18 Temmuz'da olacağını deklare etti. Yani ne olacak bilemem. Adaylar çıkacak mı? Şunu da söyleyeyim. Çok adaylı bir seçim olması lazım. Yani bir tek adayın yarıştığı bir seçime zaten seçim denmez. Sonucu belli olan bir olay. İnşallah çok adaylı bir seçim görürüz. Ama Sayın Büyükekşi'nin ağzından da ben aday olmayacağım şeklinde bir şey de çıkmadı. Aday olursa da bence kaos daha da artar. Hiç kimsenin istemediği bir TFF başkanı. Herkesin yani... Acaba aday olup güvene oyu tazelemek mi amaç? O da olabilir. Ben biraz tarihten şöyle Kartal abi, beyin jimnastiği yapıyorum. Sanki milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki olası başarısı, olası sonucu mu acaba? Çünkü nihayetinde hatırlayalım, Ahmet Nur Çebi de seçim kararı aldıktan sonra bir süre hoca konusunda inisiyatif almamıştı, hatırlarsın. Beklemeyi tercih etmişti. Evet. Belki de sağ sonuçları o dönem işte yardımcı Burak Yılmaz'la iyi gitseydi. Ahmet Nur Çebi'yi belki de işte Serdal Adalı, Hasan Arat arasındaki seçimde aday görecektik. Böyle bir gerçek de var. Seçimlerin böyle matematiği oluyor. Doğru. Ama ben de tabii ki Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yönetimin tam kadro halinde aslında görevi bırakması gerektiğini düşünüyorum. Süreç iyi yönetilmedi ama şunu da söyleyeyim. Mehmet Büyükekşi öncesi işte Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören, Mehmet Ali Aydınlar, hangi federasyon başarılıydı ki? Öyle bir gerçek de var. O zaman da yine doğru yönetilmiyordu. Yine yani çok nabza göre şerbet kararlar hep öyleydi. Büyük takımlar, hem şunu söyleyeyim, Mehmet Büyükekşi federasyonu çok başarısız ama
benim nazarımda 2019-2020 sezonunda küme düşmeyi kaldıran federasyondan bir farkı yok. Yani şampiyon olan ligin küme düşmesi olmadı, hatırlayalım. Sonra da ne oldu? Maç sayısı artmak durumunda kaldı. Tabii, tabii. 3 günde bir maçlar. Sağlıklı futbol ortamı söz konusu olmadı ki. Covid sürecini hiç yönetemedik. Yani Covid sürecini en azından genç hakemler kazanabilirdik. Seyircisiz maçlarda baskı yok. Hoş seyircisiz maç diyorum Ceyda. Sağlık çalışanı adı altında maçlara taraftar sokulup en azından ben kendi adıma gözlemleyeyim. Galatasaraylı oyunculara tepki olduğunu da gördüm. Küfürlü tezahürat. Orada bile işi doğru uygulayamadık. Hakkaniyetle uygulayamadık. Evet, Mehmet Büyükekşi Federasyonu çok başarısızdır ama ben Mehmet Büyükekşi'den önceki federasyonda başarılı bulmadım. Altını çizeyim. Orada da doğru. Yani baktığın zaman hep sıkıntı Covid oldu. Dönemi büyük şanstı. Tabii. Kartal abi. Yani doğru. Genç hakem kazanabilirdik. Yapabilirdi. İki tane deneme oldu. Beşiktaş'ın Kadıköy'de 4-3 kazandığı maçın hakemi mesela Tugay Kaan Numanoğlu'ydu. O döneme kadar hep alışmıştık büyük maçlara. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus en hani FIFA kokartı olarak klasmanda yüksek üst seviye hakemlerin verilmesinde. Birkaç deneme yapıldı. Devamı gelmedi. Öyle söyleyelim. Yani çünkü seyircisiz maç ortamından nispeten hakemler daha az baskı diyebiliriz. Şu anki ortamda artık hakemlere de bir şey diyemiyorum. Performansa ciddi dibe vurdu. İşte yabancı hakem tartışmalarını konuşuyoruz Ceyda. Yani yabancı hakemle de her şey düzelecek mi? Onda da emin değilim. Yani genel anlamda tüm futbol ortamında herkes kendisi için adalet istediğinden sıkışıp bence kaldık. Bence en büyük sorun o zaten. Herkes kendisi için bir adalet peşinde. Adaleti sağlayamazsınız, onu diyorum ben. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray falan önemli değil. Bu sezon Fenerbahçe tepkisini koydu. Öbür sezon belki Galatasaray koyacak. Galatasaray'a karşı hareketlerde bulunacak. Sonra Beşiktaş'a. Yani adalet terazisini sağlamak durumundasınız. Ben hep şunu söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu başkanları artık futbolun içinden gelen insanlar olması lazım. Futbolu bilen insanlar olması lazım. Şimdi böyle insanlar mı var? Var yani, istenirse bulunabilir. Birçok isim var ya. Mustafa Hoca var, Şenol Hoca var. Yani var da var. Getirin başa ve herkesin de saygı duyacağı bu isimler. Mustafa Hoca gelse kim ne diyecek yani? Fenerbahçelisi de Galatasaraylısı da Beşiktaşlısı da saygı duyacak. O üç takımı da şampiyon yapmış ve saygı duyulacak isimler bunlar. Ha getirin altına, evet iş adamı falan olmasın demiyoruz biz. Altına idari kadrolara verebilirsiniz. İlginç isimler zikrediliyor mesela. Mahmut Özgener ismi 2010-2011 sezonunun federasyon başkanı. Evet. Mesela onun dönme yönünde böyle isteklerde fikir belirten meslektaşlarımı görüyorum. Çok akıl tutulması olarak yorumluyorum. Yani daha önce zaten denenmişler, denenmemek gerek. Haluk Ulusoy'un ismi evet. Geçiyor. Evet. Yani dediğin gibi başka isimler yok mu? Yani yenilikler açık olalım artık. Murat ya. Sancan'ın ismi geçiyordu ama kendisi katıldığı İstemedi. YouTube programında bunu net bir şekilde ifade etti. Sky Sports'a katıldığı YouTube kanalında benim hiç öyle bir amacım yok, olmayacağım da dedi. Zaten şimdi benim yapıma da uygun değil dedi. Değil ama bak ben sana söyleyeyim, çok Murat Sancak. Hakikaten ateşten gömle. Evet, evet. Yani kulüp başkanlarını aynı tutuyorum. Tamam, kulüp başkanları geliyorlar, bilerek geliyor, kendi isteğiyle geliyorlar. Borçlar belli. O katlanıyorsun. Ama şimdi TFF başkanı olduğun zaman herkesi mutlu etmek çok zor. Ya kimse mutlu olmaz. O bir kere gerçek. Yani illaki bir yerden sonra insanlar, kulüpler tepkilerini gösteriyorlar ama saygı duyulacak, herkesin hemfikir olduğu bir isim çıkarsa kimse bir şey diyemez. Şimdi mesela ya, kulüpler birliği otursun, konuşsun. Desin ki bir tane aday çıkarın ya, bir tane aday. Bir aday çıkardığın zaman, ortak bir aday, İleride şikayet etme hakkın da olmaz. Şikayet edersen diyeceksin ki arkadaş, sen bu başkanı seçmedin mi? Neyine şikayet ediyorsun? Hata yapacaklar. Bak, hata yapmayacak kimse yok. Bundan sonra da hatalar olacak. Ama hiç olmazsa dersin ki adaletli davranıldı. İşte sabredeceğiz. Bir yerlere gelinecek. Bunları yapılması lazım. Avrupa'da görüyorsun, Futbol Federasyonu başkanları genelde futbolun içinden gelmiş isimler. Almanya'da falan siz göremezsiniz yani çok. O iş adamı gelsin, bu iş adamı gelsin. Futbolu bilmesi lazım. Futbolun başındaki insan futbolu bilmesi lazım. Futbolcunun sahada neler yaşadığını, kulüplerin hangi zorluklarla buralara geldiğini, bunların hepsini bilmesi lazım. Ya, çok doğru konuşuyorsun Kartal abi ama futbol bizim ülkemizde hakikaten böyle çok
çözümlenemeyen problemler mi diyeyim? Bizim futbolumuzda 2 artı 2 hakikaten 4 olmuyor. Mesela örnek Hamit Altıntop, Bayern Münih, Real Madrid, Almanya'dan Türkiye'yi seçmesi çok üzüntü yaratmıştı. Değerli bir oyuncuydu. Ve hatırlayalım, maç sonu açıklamaları hep böyle daha farklı perspektiften bakan bir futbolcu profiliydi. Hamit Altıntop aktif yönetici olarak federasyona girdi. Mesela başarılı olabildi mi? Yok. O da olamadı. İşte milli takımdaki hoca süreçleri, Kums vesaire. Senin dediğine %100 katılıyorum. Mustafa Denizli bence de herkesin mutabık olacağı bir isimdir profil olarak. Mustafa Hoca centilmenliğiyle. Zaten hani duruşuyla hiçbir zaman da böyle çok hani sağ dışına çıkmaz. Olabildiğince sağ içinde kalan bir profildi. Başarıları ortada. Ama hani bu da çözüm mü yoksa düzgün bir yönetim mi? Hep bunlar sorgulanacak. Hep biz evet hakem kararları konuşuyoruz. Mesela yabancı sayısı senelerdir yapboza döndü. Alınan kararlar değişiyor. Sezon oynanırken bazı kararlar tekrar güncelleniyor. Süreç sözün özü doğru yönetilmiyor. İşin acı tarafı Süper Lig'den düşen takımlar işte Ceyda, Bursa Spor'un hali ortada. İyice artık Eskişehir öyle. Evet. İşte geçen sezon Süper Lig'deydi Giresun. Tekrar 2. lige gitti. 1. lig'de de kalamadı daha. Haftalar öncesinde küme düşmeye garantiledi. 6 ay. Mesela federasyon başkanı bence ilk yapması gereken reaksiyon ne olacak? En azından Süper Lig'den düşen takımlar hayatta kalsınlar. İşte Karabük örneği var. Çoğu takım zaten işte Gaziantep isim değişikliğine gitmişti, hatırlayalım. Tekrar öyle bir Gaziantep FK ile dönüş yaptı. Süreç baştan aşağı felaket. Yani o yüzden de futbolun reputasyonu Avrupa'daki bulunduğumuz saygınlık diyelim günden güne azalıyor. Ama burada tabii herkes sorumlu. Onunla biraz hani öz eleştiri yapmamız gerek. Adalet hep kulüpler. Büyük takımlar en çok varyansın ediyor. Aynı nokta değil mi? Hakem kararlarından en son. Aşağı takımlar. Yani Galatasaray ile Fenerbahçe'nin son 2 sezon maçlarına bakalım. %80'i 70'te değil. O puan ortalaması çok yüksek çünkü. Neredeyse %80'in üstü bir kazanma oranı var zaten. Yani %100'ünü mü kazanacaksınız? Öyle düşünelim. Gelinen nokta hiç iyi bir gidişat değil. İşin garip tarafı yani. Futbolcu arası böyle problem yok yani. Barış Alper Yılmaz'la İsmail Yüksek birlikte tatile gidiyor milli takım kampından sonra. Çok normal canım. Yok canım, futbolcularla niye arası sorun olsun? Yani olmaması gerek Trabzon zaten. Trabzonspor maçında yaşananlara bak. Hangi futbolcu Fenerli futbolculara saldırdı? Bilakis Eren çıktı şey yaptı. Zaten görmek yani, istediğimiz tablo da şu. Fenerbahçe yönetimi Mart ayı Fair Play ödüllerine Eren Elmalı'yı aday doğru gösterdi. Trabzonspor'da Serdar Dursun'u aday gösterdi. Doğru bak, bunlar yani güzel sonra şeyler. Sonra bu iki takımın oyuncuları milli takımda da bir araya geldi. Yani ya bu iş böyledir Ceyda, yani her dönem böyle olmuş. O yüzden bu işin profesyonellerine bıraksak iletişim becerileri daha kesin yüksek. Bir de yalnız TFF başkanının değişmesi de çözüm değil. Tamamen sıfırdan her şeyin değişmesi lazım. Bütün kurulların değişmesi lazım. Altyapılarda revizyon olması lazım. Altyapılarda iş bilen teknik adamların göreve getirilmesi lazım. Onun bunun tanıdığıyla altyapılara hoca seçmemeleri lazım. Bir liyakat olması lazım. Hemen futbolu bıraktı, pat gel buraya başla. Yok öyle bir şey. Bazı şeyleri, zorlukları çekecek insanlar. Hemen tak diye diploma veremezsin. Gidin yani Almanya'da görün. Mehmet Şul'a şey vermediler ya. Diploma vermedi Alman Futbol Federasyonu. Yeterliliği yok diye. Ama biz ne yaptık? Kimse kusura bakmasın. Yani biz bir şeylerin değişmesini istiyorsak, futbolumuzun bir yerlere gelmek istiyor, güzel günler görmek istiyorsak bunları yapmak durumdayız. Sen iki kursu birleştirdin, diploma verdin 10 günde, 15 günde insanlara. Zamanında çile çekmiş antrenörler ne olacak? Tarihinde yok. 400 bin lira yaptın şeyi, pro lisans kursunu. 400 bin lira ne demek ya? Kaç kişi verebilir 400 bin lirayı? Ancak futbolu bırakmış. Ancak futbolu yeni bırakmış. A klasman futbol oynamış oyuncular 400 bin lirayı verebilir. Niye? Diğerlerin günahı ne? Amatör oynamış, üçüncülükte, ikincilikte oynamış oyuncuların günahı ne? Ya da altyapıda hocalık yapıp da o 400 bin lira hayatları boyunca veremeyecek birçok teknik adam, genç teknik adamlar. Ya da şöyle düşüneyim yani. Evet, Guardiola, Zidane anti örnekler olacak. Çok büyük futbolculardı ama mesela Klopp büyük futbolcu değildi. Ligimizde yine Ersun Yanal futbolculuğu dönemi öyle çok üst seviyelerde oynamadı. Böyle Mourinho yine. Futbolcu değildi. Değildi, öyle düşünelim.
Yani orada bir düzenlemeye gidilmesi şart. Şeyi de görüyoruz işte Kartal abi. Yeni teknik adamlar futbol bıraktıktan sonra maç sonrası açıklama yapamıyorlar biliyorsun. Evet. Pro lisanslı birisi giriyor ama hani aslında takımı kimin yönettiğini bizler biliyoruz. Yani kimse yanlış anlaşılmasın ama sahtecilik, resmen sahtekarlık yani. Kimse kusura bakmasın. Yani sahada bir teknik adamın diploması yok. Aynı şey şu. Uçağı pilot kullanıyor ama pilotun lisansı yok gibi bir şey yani. Yani bunlar hep işte bunlar belki küçük şeyler olarak görünebilir ama çok büyük şeyler. Ülke futbolunun kalkınmasını istiyorsak önce buralardan başlamalıyız. İdari yönlerden. İşte bu Türkiye futbol bu dönem yapıldı bunlar. 400 bin lira nedir ya Allah aşkına? Bırak herkes alsın, kaliteyi arttır. Bütün insanlar erişsin o diplomaya. Ha, iş bulur bulmaz o ayrı bir şey. Sen bunu yaparak sadece isim olan oyuncuların ileride iyi yerlerde teknik adamlık yapmasının yolunu açıyorsunuz. Hak edene açmıyorsunuz. Bir Beşiktaş'ın da açıklamasını ekrana getirelim mi? Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'daki Mali Genel Kurulu'nun seçimi yapılacağı duyurusuna Beşiktaş'tan tepki geldi. Beşiktaş'ın tepkisi bu şekilde. Siyah beyazlılar Türk futbolundan kaybedecek bir günü dahi olmadığına inanıyoruz açıklamasını yaptı dün akşam Mehmet Büyükekşi'nin açıklamasının ardından. Doğru bir açıklama. Yani bu açıklamaların ben devamının geleceğini düşünüyorum. Bir gün bile kayıp Türk futbolu adına yarar değil, zarar getirecektir. Ya şimdi FIFA'nın bir kere, FIFA'nın, UEFA'nın gözü üzerimizde bu son yaşananlardan sonra. Yani hep böyle olaylarla maalesef ki göz önünde bulunduk. Biz güzelliklerle bulunmak isterdik. Bu ülke güzel bir ülke. Bu ülkenin insanları da güzel. Yani biz inanıyorum ki öyle yetenekli gençlerimiz var ki işte var zaten Avrupa'ya gidiyorlar. Real Madrid'de oynuyorlar. Biz bunlarla konuşulmamız lazım. Bakıyorsunuz her maçta, her hafta bir kaos. Olay, hakem dövülüyor, ligden çekiliyor. Dün maça maçtan geri çıkılıyorlar falan filan. Bir an önce bu kaosun bitmesi lazım. Kaosun bitmesi için de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetiminin acilen gitmesi lazım. Kimsenin istemediği bir insanın o koltukta oturması abes yani. Kimse kusura bakmasın. Bir an önce Beşiktaş'ın açıklaması doğru bir açıklama. Sağ salim bu işin artık bir yere doğru yönelmesi lazım. Bakın 2024 Avrupa Şampiyonası milli takımımız gidiyor. Orada güzel işler yaparız inşallah. Ondan sonrası bir Avrupa Futbol Şampiyonası'nın İtalya ile beraber ortak düzenlenme kararı var. Yani bunlar hep güzel şeyler. Ama yakında bunlar da konuşulmaya başlanır. Bir an önce herkesin gereğini yapması lazım. Onu söyleyeyim ben. Beşiktaş'ın açıklaması. Beşiktaş bu tip şeyler daha önce de yaptı. Federasyonla ilgili olarak bir önce istifa etmesi konusunda. Dünkü açıklaması da yerinde. Bakalım bundan sonra neler olacak göreceğiz. Bir araya gidelim. Aranın ardından ikinci saatimize başlayacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarına birlikte bakacağız. Bizden ayrılmayın. Ajansına devam ediyoruz. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında yine ikinci saatimize dünün yankılarıyla başlayalım. Süper Kupa maçının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarını ekrana getirmiştik. Fenerbahçe'de resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şimdi bu paylaşıma bir birlikte bakalım. Ben hemen dile getireyim. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugün de tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alın terinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden, dünyanın en büyük spor kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. Maçın ardından resmi hesaplardan yapılan açıklama bu şekildeydi. Mehmet. Spor kulübü %100 katılıyorum çünkü amatör branşlarda tabii hala çok başarılı. Aziz Yıldırım dönemi zaten zirve yapmıştı. Avrupa şampiyonlukları gelmişti. Şimdi yine dün baktığım zaman kadın basketbolda finalde de finale doğru gidiyor Fenerbahçe. Orada da muhtemelen şampiyon olacak. Bir spor kulübü, evet, bu vurgu önemli. Artık biraz daha zaten resmi hesapların daha böyle sağduyulu açıklamalar yapması gerekeceği daha bu ortam
son 7 hafta bir tribün olayı istemiyoruz bir daha gerçekleşsin. Artı özel hayatlar artık taşınmasın sosyal hayatlara. Onu söyleyelim. O yüzden artık iki kulübün de sağduyulu olmasında fayda var. Dün Başkan Dursun Özdemir'e bu minvalde soru geldiğinde tabii ki itilal çağrısı birlikte de yaparız demek istemişti. Umarım Fenerbahçe'de bu konuda olumlu reaksiyon gösterir. Kartal Yiğit. Mehmet'in dediği gibi hakikaten yani Fenerbahçe özellikle son yıllarda yani futbol, evet futbolda bir başarısızlık olabilir ama alt branşlarda, amatör branşlarda ülkenin en önde gelen kulüplerinden biri ve inanılmaz bir şekilde maddi anlamda da iyi bir para harcamaları var. Değer veriyorlar takımlara. İşte voleybol zaten belli. Basketbolda çok iyi işler yapıyorlar hem kadın hem erkek. Bunlar güzel şeyler. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunlardan biri olmazsa öbürleri de olmaz. Yani bunlar bizim ülkemizin büyük değerleri. Hepsi asırlık çınar. 100 yılı aşmış kulüpler. Geçmişte 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'mızda işte Çanakkale'de birçok şehit vermiş, gazi vermiş kulüpler bunlar. Hakikaten yani başkanlara burada görev düşüyor. Herkese görev düşüyor. Camialara, taraftarlara, bizlere. Yani biraz sakin olalım artık ya. Yani itidalli olalım. Kavgayla, gürültüyle yani nereye varacak ben anlamıyorum. Ya bırakın bu sene kim olursa olsun. Ya bu sene biri olur. Seneye öbürü olur. Ondan sonra o olur. Yani her sene ayrı bir takım olur. İlla ki bu işte hep ben olacağım, hep ben dediğiniz zaman zaten bu olaylar çıkıyor. Ya bırakın hakkıyla kim oluyorsa olsun. Herkes birbirine anlayışlı olsun. Yani yeter artık ya güzellikleri konuşalım. Ya dün keşke olsaydı da güzellikleri konuşsaydık. Yani başkanlara çok büyük görev düşüyor. Artık bu tahrik edici, gergin dili bıraksınlar. Sakin olsunlar. Bakın hep söylüyorum. Şurada kaldı, kaç hafta kaldı? Galatasaray-Fenerbahçe maçına. İnanılmaz bir atmosfer olacak orada. Şampiyonluk maçı. Allah göstermesin ya. En ufak bir şey olursa bir kıvılcımda istenmeyen olaylar olabilir. Yani yeter artık bu kavgayı, gürültüyü, bu dili bıraksınlar. Sakinleşsinler. İnşallah öyle olur. Yani dünden sonra bu olay kapanmış olur artık. Açıklamalar da daha anlayışlı. İnsanları daha böyle motive edecek, mutlu edecek açıklamalar olsun. Demin ne güzel konuştuk yani futbolcular zaten birbirleriyle arkadaş, dost, kardeş gibi. Ya başkanlar da bunu yapsın artık. Başkanlara çok büyük görev düşüyor. Biz onu istiyoruz, futbol konuşalım istiyoruz. Başka hiçbir şey değil. Bak bayram var önümüzde. Bayram gibi günler olsun ya. Ya nedir yani her gün bir kavga, her gün bir şey. İşte federasyon da bunun bir ucunda. Kulüplerin de hatası var. Yalnız federasyon değil yani. Kulüpler de bunu körüklüyor. Kontrol paylaşıyor. Hepsi yani medyada da sosyal hata var. Sosyal medyanın. Evet. Özellikle sosyal medyanın. Bizlerde de hata var. Yani hepimiz belki zaman zaman yanlış yapıyoruz. Hepimiz kullandığımız dile dikkat etmeliyiz. Yani çünkü maalesef galyana gelebilecek topluluklar var. Genç insanlar çabuk bundan etkileniyorlar. Ya, bitsin artık ya. Benim düne dair mutluluğum Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarların Şanlıurfa'da yan yana gezmeleri. İşte, ne güzel bir şey. Birlikte dün Galatasaray'ın kamp noktasından ekip arkadaşımız Engin Cantelik yayın yaparken arkada Beşiktaşlı taraftarlar yani, da vardı. Kartal işareti yapan. Galatasaray formalı, Beşiktaş formalı, Fenerbahçe, Trabzonspor formalı. Dolayısıyla ben dünü o güzel görüntülerle hatırlamak isteyenlerdenim. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur yarıda kalan derbi sonrası neler söyledi? Erden Timur'un da açıklamalarına bir bakalım. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un açıklamalarını ekrana getirdik. Yabancı hakemler bu sezon ve geçmişe baksın. Herkes sonucu kabul etsin ki kafalardaki soru işaretleri azalsın yorumunu yaptı. Farklı olarak itidal çağrısı dışında ve yine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de aynı temennilerde bulundu. Böyle bir maç olmasını kimse istemez dedi Erden Timur ama yabancı hakemlerle ilgili söylemiş olduğu sözleri nasıl değerlendirsin? Ya yabancı hakem meselesi şu perspektifle değerlendirebiliriz Ceyda. Sonuçta federasyon bir bütçesi var. Siz üst seviye bir yabancı hakemi getirmenin ciddi maliyeti de olacak. Onu da kabul edelim. Üst seviyeliklerden.
Yani ben çok zannetmiyorum. Muhtemelen getireceğimiz hakemin artı tabii bir de işte FIFA kok artı. Bu durum tabii doğal olarak UEFA'ya da taşınacak. Ondan da işte Yunanistan, çünkü benim bildiğim öyle. Yani kendiniz hakem seçmiyorsunuz. Orada evet, muhakkak UEFA ile... Hatta Fatih Hoca'nın da bir eleştirisi olmuştu. Danimarka'nın en kötü hakemleri. Doğru. Panathinaikos'un evet, PAOK'a kaybettiği maçın ardından. Ya oradaki yabancı hakemlerin kalibresi de seviyesi de önemli ama en azından ilk uygulama VAR'da deneyebiliriz bir şekilde. VAR odasında öyle söyleyeyim. Çünkü ben bu sezon orta hakem performansından çok artık VAR hakemlerin isimlerini, işte Emre Molok ismi, Erkan Engin ismi, artık ister istemez VAR hakemleri acaba kim onlar diye ön plana bakıyorum. Çıkıyor. Çünkü onların kararları direkt olarak sonuca etki ediyor, sonucu değiştiriyor. Bir de üstüne bu sezon VAR kayıtlarını dinleyince Kartal abi, evet, nasıl orta hakemleri yanlış yönlendirdiğini, hatta manipülatif konuşmalar içerdiğini gözlemliyoruz. Üzülüyoruz, şaşkınlıkla karşılıyoruz. Yabancı hakem artık hani kaçınılmaz son gibi. Burada tabii ama federasyonun kolay bir süreç bekleme maliyet anlamında. Bakalım nasıl altından kalkacak. Yabancı hakemle ilgili sözleri Erden Timur'un. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Kartal? Bu sezon çok konuşuldu, çok tartışıldı hakem performansları. Sezonun bitmesine artık haftalar var ama kulüplerden bu ses ciddi yüksek bir şekilde çıkıyor. Vallahi Ceyda, yani uzun vadede çare olur mu çok emin değilim. Yani koskoca ülkede doğru dürüst hakem nasıl biz çıkaramıyoruz ya? Nasıl yetiştiremiyoruz ya da çıkanları nasıl murdar ediyoruz bir an? Bunu düşünmek lazım. Yani herkesin hakikaten şapkasının önüne alıp ya biz tamam futbolcu yetiştirmeye başladık. Daha da yetiştirmemiz lazım. Altyapılara önem verirlerse daha da yetişecekler. Çünkü kulüpler yıllardır altyapılara çok önem falan vermiyor. Yavaş yavaş başladı. Hakem niye yetiştiremiyoruz? Niye bir doğru dürüst bir hakem akademisi kuramıyoruz? Bu iş nasıl futbolda altyapı varsa hakemin de bir altyapısı olmalı yani. Hakem akademisi kur. Belli bir yaştan itibaren al yetiştir. Yani orada mesela yabancı hakem oraya getir. Dünyanın sayılı hakemlerini, yani bu konuda uzmanlaşmış insanları, yani eğitim verebilecek, getiriyorsun zaten. Eğitim dairesinin başına getiriyorsun yabancı hakem. Şimdi de var. Niye o zaman böyle bir yapı kurup da hakemi yetiştiremiyorsun? Ben iddia ediyorum, birçok genç insan, hatta çocukluktan itibaren hakem olmayı isteyen bir sürü evladımız var. Yetiştir onları. Adam gibi yetiştir. Şu anki ekonomik koşullarda hakemlere artık iyi para verildiğini de söyleyeyim. Yani Erman Hoca dönemindeki gibi değil. Artık iyi kazanıyorlar. Evet, kazanmaları da gerek. Kazanmaları futbol, lazım. Futbol aktörleri o kadar para kazanarak, evet, yani sahadaki maçı idare eden kişi de ben çok takılmıyorum. Destekliyorum o konuda ama yani yabancı hakemlerin burada yaşaması gerek benim mantığım. Tabii canım, burada olmaz. Yaşaması için de hani şöyle, hani genel sosyal bir tespit, ekspat olarak gelecek. Ciddi bir ücret vermeniz gerek. Başka türlü niye Türkiye'de maç yönetsin, kendi adam, ülkesinde herhalde maç yönetmeyi niye bıraksın? Gelsin, niye gelsin? Yani onu diyorum, uzun vadede bence çare değil. Kesinlikle çare değil. Kendi hakemimizi yetiştirmek durumundayız. Ha, kısa vadede olabilir. Önümüzde maç var işte. Son dönemin en gergin, en stresli, ne olacağı belirsiz bir maçına çıkacak iki takımda. Ona getirebilirsin belki. Yani Fenerbahçe zaten istiyor. Galatasaray tarafı sıcak bakmıyor şu anki görüntüyle. Ama federasyon bir karar alırsa, üst düzey bir yabancı hakem bu maça atarsa, o zaman bence Galatasaray da bir şey diyemeyebilir. Yani kısa vadede olabilir ama uzun vadede ben çare olacağını düşünmüyorum. Hiç de gerek yok. Yani biraz kendi insanımıza da güvenelim. Rahat da bırakalım. Şimdi hakemlere hep yükleniyoruz, evet. Hakikaten inanılmaz hatalar yapılıyor. Senin dediğin gibi VAR, yani VAR'da yapılanlar zaten bir komedi ya. Komediden de öte skandal. Şeyler çıktı, konuşmalar. Yani hakemin kafasını karıştırıyor, doğru, orta hakemin kafasını karıştırıyor maç hakemini. Böyle şey olmaz. İşte bizim bunları düzeltmemiz lazım. Bunları düzeltirsek o zaman yabancı hakeme falan da gerek yok. Bir an önce bu yabancı hakem konusunda kapanması lazım ki herkes önüne baksın. Kısa vadede olabilir, ona bir şey demem. Bu seneki ortamda bence de lazım. Yani o maça lazım. Hiç kimsenin hayır diyemeyeceği bir hakemi getirirseniz kimse bir şey diyemez. Sonuca da rastlanır. Galatasaray yeniyorsa, Fenerbahçeliler
hiçbir şey demeyecek. Fenerbahçe kazanırsa Galatasaraylılar hakeme mazeret bulamayacak. Başka türlü olmaz bu iş. Bu sene için. Bu sene zaten hakemlik falan bitmiş durumda. Maça atacağın hakem yok ya. Yine Halil Umut Meler'i belki atacaklar büyük ihtimal. O da bence facia. O hakemi o maça atarsanız. Yani nereden tutsanız bir yerde kopuyor. Ya, bu sene hakikaten unutulacak. Bu sene unutulacak. Yeni bir federasyon başkanı, yeni bir MHK, yeni bir yapılanma. Her şeyle sıfırdan başlayacak Türk futbolu. Yoksa öbür türlü başkan değilsin. Bu başkan gider, öbür başkan gelir. Hiçbir şey değişmez, bak söyleyeyim. Maalesef ki. Peki şimdi bir şampiyonluk yarışına artık geçelim buradan. Süper Kupayı da geride bıraktık ve gözler artık Süper Lig'e çevrildi. Süper Lig'de iki ekip Galatasaray'la Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor. Bir kalan maçları üzerinden yorumlamak isterim. Sizler de bizlere Twitter üzerinden yazabilirsiniz. X üzerinden soru ve görüşlerinizi şampiyonluk yarışına dair. Galatasaray, lider Galatasaray Alanyaspor'la karşılaşacak hafta sonu deplasmanda. Sonrasında Pendik Spor'la evinde oynayacak. Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Sivas Spor'la evinde oynayacak. Karagümrük deplasmanına gidecek. Fenerbahçe ile evinde oynayacak. Son maçından bir önceki karşılaşma ve son maçı da Konya Spor'la Galatasaray'ın. Diğer yandan artık kolay maç kalmadı. Çünkü düşme hattında da artık geride kalan haftalar oldukça büyük önem taşıyor. Mehmet. Galatasaray'ın 7 maçlık fikstürünü incelediğim zaman Fenerbahçe maçına kadar Aslantepe'de oynayacağı Pendik ve Sivas maçları. Bu maçlar için evet, net konuşabilirim. Ki Galatasaray halihazırda zaten 16'da 16 yaptı diyebiliyorum. Yani sayı olarak Ramspark'ta hiç fresi yok. İç sahada oynadığı bütün maçları kazandı. Pendik ve Sivas'ı da yener diye düşünüyorum. Burada tabii doğal olarak Alanya, Adana Demir deplasmanları. Karagümrük yok saymıyorum. Karagümrük maçına sadece şu gözle bakıyorum. Tıpkı geçen sezonki Ankara Gücü maçı gibi olabilir. Yani Galatasaray'ı hatırlayalım. Ankara Gücü deplasmanında 4-1 kazandı. Net kazandı. Sebebi Fenerbahçe maçına kalsın istemedi şampiyonluk. Muhtemelen Karagümrük maçında da o bilinçle. Yani bir sonraki Fenerbahçe maçına kalmasın skor anlamında. Belki o maçı Galatasaray beraberlikle yetebilir çünkü. Şu an önündeki maçları incelediğim zaman Alanya ve Adana Demir deplasmanları zor geçecektir. Adana Demir oyun olarak Alanya Spor'un gerisinde ama çok net bir taraftar hakimiyeti var maçlarında. İyi bir atmosfer. Adana'da da maçları takip ediyorum 3 sezondur, öyle söyleyeyim. Doğal olarak Adana Demir'in taraftarı her zaman orada bir artı güç. Alanya'da Fatih Tekke'yle sanırım 4 maçlık bir seri yakaladılar. Ceyda artık düşme hattının tamamen üzerine çıktılar, rahatladılar. Bu oyun olarak onları daha üst seviyeye çıkartabilir, kafaları rahat oynamak ki... Bu sezon Kadıköy'de 2-2 kaldıkları Fenerbahçe maçında hakem hatalarına rağmen, onu söyleyeyim tabii Fenerbahçe'ye maçında o anlamda kırmızı kartı, penaltı fazlasıyla tartışmaya çıktı. Gayet iyi oyun ortaya koyup 2-2 kalmıştı Alanya Spor. O yüzden Galatasaray'da zorlayacaktır ama tabii şu da var. Galatasaray'ın fikstürünü böyle konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin fikstürünün farkı şu. Hem maçların zorluk seviyesi, Galatasaray'la deplasmanda oynayacak olması, bir de üstüne İki tane Olympiakos maçı var Fenerbahçe'nin, ne olursa olsun. Yani Olympiakos maçlarının sonrasındaki lig maçları takım etkilenebilir. Böyle bir gerçek var. Doğru. Şimdi bir de Fenerbahçe'nin hemen kalan maçlarını dile getirelim. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe. 82 puanda Fenerbahçe. Kalan maçları Karagümrük'le oynayacak hafta sonunda Sivasspor'la yine deplasman mücadelesi, ardından Beşiktaş'la evinde oynayacak. Fenerbahçe Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor'la evinde oynayacak. Galatasaray deplasmanına gidecek. Son maçı da İstanbulspor'la evinde Sarı Lacivert'te Kartal'daydı. Tabii şimdi Galatasaray'a göre sanki böyle biraz daha zormuş gibi geliyor bana. Yani iki tane derbi oynayacak. Biri Galatasaray, içeride Beşiktaş. İkisi de sonuçta derbi. Yani ikisi de derken Galatasaray zaten o atmosfer ayrı bir şey ama Beşiktaş da sonuçta derbi maçında yer alacak. Beşiktaş da bir derbi galibiyeti alarak hiç olmazsa bu sezonu kapatmak istiyor. Çünkü Santos'ta böyle bir başarısı yok. Onun dışında Fenerbahçe'nin önünde ben bir Konyaspor maçını bir engel olarak görüyorum. Yani Konyaspor şu an düşme hattında. Galatasaray'ın da Konyaspor maçı var ama
son hafta olduğu için Galatasaray bence daha avantajlı. Yani Konyaspor belki o maçta, o maça kalmadan ligde pozisyonu netleştirecek. Yani ligde kaldı veya düştü. İkisi de. Kalırsa daha rahatlar, düştüyse de rahat oynayacak. Galatasaray'ın öyle bir avantajı var. Ama eğer Konyaspor hakikaten son maça da bırakırsa Galatasaray'ın işi de zor. Ama bir derbi oynayacak. Derbiden Fenerbahçe'yi yendikleri takdirde zaten işi bitirmiş olacaklar büyük ihtimalle. Ama Fenerbahçe'nin bir Konyaspor'u önceden oynaması bence sıkıntılı bir maç olarak göze çarpıyor. Artı bir Sivasspor deplasmanı var. Sivasspor'la hep zorlanıyorlar Sivasspor'a karşı. O da çok kolay gözükmüyor. Onun dışındakileri ben de Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum derbiye kadar. Ha, derbiyi kazanan şampiyon olacak bir kere Kartal abi. Ondan eminiz. Yani şu an 2 puan fark var ama yani ben derbiyi... Ya o maça kadar iki takımın da puan kaybetmeyeceğini düşünüyorsun. Ya da puan kaybı olsa da şöyle... Karşılıklı yani puan kaybı. 3'ten fazla olmayacak aradaki olmaz. Puan farkı. Olmaz. Birden fazla maç da olmaz. Yani şu anki fikstürü de derbiye kadar Fenerbahçe maksimum bir maç diyorum. Galatasaray'da maksimum bir maç puan kaybedebilir. Yine muhtemelen maçların çoğunu kazanır. İş derbiye kalır. Derbiyi kazanan şampiyon olur. Burada şu önemli. Ben bugün itibariyle Galatasaray %51 şans demesem Galatasaray'ın 2 puan önde olması. 2 puan önde olduğunuz senaryoda derbide beraberlik de size şampiyonluk için yetmiş oluyor. Yani yetecek. O yüzden hani o günkü tekrar değerlendiririz. Yani benim nazarımda derbiye kim puan olarak önde geliyorsa şampiyonluğa bir adım. Çünkü berabere kalabilmek günümüz futbolunda daha kolay artık. Yani işin oyun formasyonunda oyunu 0-0'a kilitleyebiliyorsun. Daha defans üzerine kafa yorup aksiyon alıp sonuç alabiliyorsun. Yani bunu Atletico Madrid Barcelona maçını hatırlıyorum. Arda Turan'ın La Liga şampiyonu Atletico Madrid'le. Neuer Kamp'ta 1-1 kalıp olmuş şampiyon. Yine Galatasaray Fatih Hoca'yla Kadıköy'de 0-0 kalıp şampiyon olmuştu. Beraberlik kredisi önemli. Şu an Galatasaray'ın da bence ana hedefi derbiye 2 puan önde çıkmak. Yani mevcut puan farkını korumak. O tabii büyük bir avantaj. Yani hakikaten büyük avantaj. Çünkü kazanmayı oynadığın zaman Kartal abi risk alıyorsun. Risk savunman alıyorsun, boşalıyor. İki takımda da bu arada. Fenerbahçe deplasman maçlarına daha iyi bu arada. Tam evet. Tersi şu an böyle konuşuyorum ama derbiye diyelim Fenerbahçe puan olarak önde geldi. O zaman Fenerbahçe avantajlı derim. Çünkü Fenerbahçe'nin de deplasman maçlarında bir tek kayıp Adana Demir. Onun dışı örnek veriyorum deplasman oyunlarında Cengiz'in golleri var. Batu Şua'yı kenardan gelip katkı yapıyor. Galatasaray şimdi düşünüyorum Fenerbahçe diyelim kazanmak zorunda. Barış Alper'den çok net faydalanabilirsiniz öyle bir maçta savunma arkasına atacağınız toplarla. Şu anı konuşuyorsak Galatasaray Fenerbahçe'nin 2 puan önünde olduğu için ve maçta Aslantepe'de oynanacağı için ben %51 Galatasaray şampiyonluğa daha yakın görüyorum. Tabii içeride olması büyük avantaj yani. Dediğim gibi kazanmak durumunda olan Fenerbahçe. Arkada savunmada belki boşluklar bırakacaklar. Yani bu Galatasaray'ı iyi değerlendirebilir. 2 puan şu ortamda çok önemli bir avantaj. Ya şunu da söyleyeyim. Mesela son maçları değerlendirerek Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında bence çok iyi oynadı. Ben de beğendim. Sezonun en iyi oyunlarından biri. Bu kadar kimse beklemiyordu. Çok yıpranmışlık vardı. Camia karışıktı. İşte kongre oldu. Evet, evet. Buna rağmen iyi oynadı. Çok iyi oynadı. Farklı bir skor. Galatasaray kazanmasını bildi. İyi oynamadı Hatay karşısında. Kazanmasını bilmek çok önemlidir bu dönem. Ama bu oyun Fenerbahçe derbisine yeter mi? Yani Galatasaray'ın da biraz bu oyunun yükseltmesi lazım. Onu bu da oyun Fenerbahçe yani. Derbisini bir kenara bırakalım. Kartal abi Alanya deplasmanı da yetmeyebilir. Adana Demir'e de yetmez. Yani ben Alanya maçını sanki Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Alanya rahatladı. O düşme korkusu yok. Yani belki tam tersi de olabilir. Yani Alanya Spor'u ama şu da var. Rahat Okan olarak Hoca çıkacaklar. Şunu da ifade etti. Bizim takım dedi Okan Hoca. Zorluk seviyesi yüksek maçları daha dikkate alıp hazırlanıyor. Oluyorlar, evet, bence olabilir. De yani Hatay Spor maçındaki ruh hali, motivasyon Alanya'da olmaz. Daha işi olmaması sıkı olursa sıkıntı zaten. Bir Adana Demir deplasmanı. Şu da önemli tabii. Duran toptan maç çözmesi önemli Galatasaray'ın. Son Hatay maçı bir korner golü ki sezonun ikinci yarısı duran toptan çok maç çözdü Galatasaray. Hoş Fenerbahçe'de son maç duran toplardan goller buldu. En son gol Serdar Dursun'un ilk golle sanki kornerden gelmişti. Öyle aklıma kalmış. Ciku diye şimdi maçı da izlemiştim. Duran toplar da önemli. Ceyda bazen 0-0'a kilitlenen kötü oynadığınız maçlarda da galip gelmeniz için. Bakalım şu an hani gidişat. Ben derbiye kadar tekrarlayayım. İki takımdan da maksimum bir maçta puan kaybı bekliyorum. Ve yine iş derbide çözülür diyorum.
Şimdi aynı zamanda temsilcimiz Fenerbahçe Perşembe günü çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Olympiakos'la karşı karşıya gelecek Konferans Ligi'nde. Temennimiz o ki Fenerbahçe'nin de yolu final olsun. Sarı lacivertlilerin Olympiakos Lamia ile oynadığı dün ve 5-1 galip geldi. Bunu da belirtelim, ifade edelim ve Perşembe günü de sarı lacivertliler Olympiakos deplasmanında sahada olacak. Avantajlı bir skorla ikinci karşılaşmaya evinde çıkması da temennimiz. Dileriz tabii deplasman performansı bu karşılaşmaya da yansır. Kağıt üzerinde Olympiakos'un çok üzerinde bir kadromuz var temsilcimizin. Kartal Yiğit. Ya inşallah oradan iyi bir sonuçla döner Fenerbahçe. Yani sonuçta bir ülke adına. Tabii yani ki. Dışarıda bu işleri bırakacaklar. Yani eskiden hakikaten öyleydi. Ben hep söylerim. Mesela Galatasaray kazandığı zaman Beşiktaş, Fenerbahçe dahi resmi sitelerden tebrik mesajları yayınlardı yani. Fenerbahçe kazandığı zaman keza. Ya böyle olmalıyız yani. Avrupa'da rakiplerle oynarken kenetlenmeliyiz. İçeride tamam, içeride böyle bir kavgadır, gürültüdür gidiyor ama dışarıya biz kenetlenerek gitmeliyiz. Şimdi Yunanistan'da zorlu bir maç oynayacak Fenerbahçe. Kolay bir maç değil. Taraftarıyla bütünleşen bir takım. Hı hı. Gittik oraya, gördük Beşiktaş gitti Olympiakos'u. Hakikaten çok itici gici olan bir ateşli bir taraftarı var Olympiakos'un. Stadı hatırlıyor musun Kartal abi? Stadı da hatırlıyorum. Genelde Yunanistan'da çünkü yani PAOK ve Panathinaikos'un ufak biraz statları. Bu da ufak. Çok büyük bir stat değil. Hatta denize yakın. Aradan da bir tren yolu geçiyor. Olimpiyatta finalleri oynatıyorlar. O 80 bin kapasite. Şampiyonlar Ligi finallerini izledik Yunanistan'da. Evet. Oynanan. Olympiakos'un iç saha stadına gitmediğim için sordum. Yok, çok çok böyle küçük dedi, büyük dedi. Yani baskı oluşturuyorlar. Baskı oluşturabilecek bir stat. Onu söyleyeyim. Hakikaten taraftarı çok enteresan bir tarafta. Kolay bir maç değil Fenerbahçe adına, onu söyleyeyim. Ama umarız ki akıllar lig maçında olmaz hafta sonu. Karagümrük'le oynayacaklar. Nispeten yine tabii kolay sayılabilecek bir rakip ama Avrupa dönüşleri her zaman sıkıntı olmuştur. Fenerbahçe motive olduğu takdirde iyi bir sonuçta umarız döner. Rahatlayarak döner. Bu lige de yansır. Yani çünkü farklı bir sonuç alırsa ilk maçta, ikinci maçta da rahatlayarak çıkar. Bu çünkü ligi düşünmeleri adına da önemli bir basamak. O yüzden inşallah ilk maçtan işi bitirirler ki daha sonra problem yaşamasınlar. Evet, Olympiakos'la kağıt üzerinde çok büyük farklılıkları var temsilcimiz Fenerbahçe'nin. Çok daha kaliteli bir kadroya sahip, tecrübeli isimlere sahip. İşte Tadic zaman zaman sorumluluk alıyor, zaman zaman Edin Dzeko sorumluluk alıyor. Şivanski bu ara biraz suskunluklarıyla dikkat çekiyor, gol suskunluğuyla. Sen nasıl değerlendirirsin? Şimdi Fenerbahçe'den biraz şöyle koptuk. Bir, Süper Kupa'ya çıkılmadı. İki, işte son Adana Demirspor maçı futbolu beğendik ama o maç Merkez, Krunic, Zajc, Szymański'di. Yani böyle bir maçta mesela İsmail Yüksek, Fred'li bir merkez ki bu ikili Fred'in olduğunu çok net hatırlıyorum. Saint-Gilloire maçından 3-0'lık. Turu ilk maçta bitirmişti Fenerbahçe. O yüzden oyuncu grubu önemli. Çağlar iyileşti ki son maç oyuna girdi. Sakatlanması önemli. Biraz sakat oyuncuları vardı Fenerbahçe'nin. Mert Hakan aynı şekilde. Trabzonspor deplasmanı bu maç göremedik. Trabzon maçı kulübedeydi. Son Adana Demir maçı tribündeydi Mert Hakan. Buradaki en sakat oyuncuların Fred çok önemli. Fred'de ihtiyaç olur bu tarz bir maçta. Olympiakos, Yunanistan Ligi uzmanı değilim ama tabii Fatih Hoca da Panathinaikos'un başındaki şey, maçlara baktığımız zaman PAOK'la Panathinaikos arasında, hatta PAOK şu an Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı daha şampiyon favorisi. Olympiakos'un biraz lig hedefi sapmış gibi. Bu biraz bence handikap. Tamamen Avrupa Konferans Ligi'ne motive olacaklar. Artı finalde AYK'nın stadı. Atina'da diyebiliyorum. Muhakkak o da bir ayrı motivasyon unsuru. Hem Olympiakos için hem de bu turda PAOK da var. Başka takımlarla sanırım Brüj'le eşleşmiş olabilir. Nihayetinde tur için kadroları kıyasladığım zaman bizim ligimizden bir oyuncu da hatırlatayım. El Kabi, Hatay Spor. Bu penzalar varken oynamıştı. Şöyle söyleyeyim, şu an Olympiakos'un en böyle göz önünde olan oyuncusu. Öyle düşünelim, kadro kıyaslaması. Dzeko'su, Tadic'i yok. Öyle hatırlatalım. Dzeko, Tadic dedim. Mesela ben orada Tadic'i ayırıyorum. Ceyda bence Tadic daha maçlara ağırlığını koymaya başladı.
Dzeko'da biraz doğal olarak yaş, maç sayısı. Evet. Artı Dzeko'da çok hani amiyane tabiyle beleşçi bir oyuncu olmadığı için işin çok ekstra koşu, pres, oyun indirme, pivot, santrafor rolünde var. Yıpranabiliyorsunuz. Bu normal. Batshuayi katkısı önemli. Hatta ben şöyle söyleyeyim yani Olympiakos deplasmanına Batshuayi de başlatabilir İsmail Hoca. Olympiakos deplasmanına Batshuayi ile başlarsın. Lig maçına Dzeko ile mesela. Zaten Avrupa'da sonra, hep Batshuayi oynattı. Avrupa'da bu zamana yani kadar evet, genelde öyle ilk tercih Batshuayi'ydi. Saint Gilloise maçı da hatta Batshuayi'nin golüyle 3-0'lık maçın ilk golü gelmişti. Fenerbahçe daha yakın turu ama iş hani tabii Olympiakos kolay bir de değil. Bu karşılaşmadan sonra PAOK'la evinde oynayacak. O maçta ertelendi. Zaten evet, Fenerbahçe'nin ertelendi. Biraz isyanı da diyelim hani biraz yanlış dile getirildi bu maç yani geride kalan hafta sonu maçların oynamaya tam tersi. Olympiakos senin demin ifade ettiğin dün maç oynadı ama daha sonrasında yani PAOK aradaki maç maçta ertelenecek. Ama yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Futbol Federasyonu da Fenerbahçe'ye Karagümrük maçını erteleyebiliriz diye. Evet, evet. Öneride bulunmuş. Öneride bulundu ama Fenerbahçe istemedi. Doğru. Kolay değil tribün atmosferi. Finalin ne olursa olsun Atina'da oynanacak olması. Hep bunlar artı ligdeki konum Olympiakos'un. Fenerbahçe için hala öncelik. Lig şampiyonları Olympiakos'un şu an bence bu sezonki en net hedefi Konferans Ligi'nde final olacak. Kolay bir eşleşme değil. Saint Gilloise'dan daha zor geçeceğini düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Bir de Fred'in varlığı önemli olacak Fenerbahçe. Yani Fred'in bu maçta oynamasını isterim şahsen. Devam edelim şimdi Beşiktaş'la. Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel tek hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu söyledi. Bir detaylar ekrana gelsin. Evet, Beşiktaş'ta hedef Ziraat Türkiye Kupası. Bunu başından beri yeni gelen yönetim de sık sık dile getiriyor. Teknik heyet de dile getiriyor. Siyah beyazlılar bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'yla kapattığı takdirde böyle bir sezonu kupayla, bir başarıyla taçlandırarak en azından üstündeki baskıyı azaltmak isteyecek yeni sezon öncesi. Şimdi kesinlikle yani başka hiçbir çaresi yok Beşiktaş'ın. Önünde bir hedef var. O hedef de kupa. Üçüncülük şansı da hala var ama onu da zora soktular. O yüzden ne yapıp yapıp siyah beyazların bu kupayı alması gerektiği düşünüyorum ben. Yani hem takımda kalacak oyuncuların hem de her ne kadar şansının yeni sezonda az olduğunu düşünsem de Fernando Santos'u. Yani Santos bir kupa alarak hiç olmazsa kariyerinde son dönemdeki takım kariyerindeki kulüp bazındaki düşüşü bir kupayla yükseltmek isteyecekler. Evet. Bu çok önemli. Şimdi geçtiğimiz günlerde Sayın Başkan Hasan Arat Ümraniye'de Nevzat Demir tesisinde çok kapsamlı bir toplantı yaptı. Hatta yayında da işte Mehmet'le beraberdik. Ultimatom. Ultimatom şeklinde. Resmi seni paylaşıyorsun. Resmi ultimatom şeklinde paylaş. Hakikaten ultimatom gibi konuşmalar geçmiş oyuncularla başkanın arasında. Başkan bu kupayı istiyor. Yönetim istiyor. Artık futbolcuların da istemesi lazım. Yani ben sahada o kupayı isteyecek bir futbolcu grubu göremiyorum ne yazık ki. Yani o ruh yok Beşiktaşlı futbolcularda. Kupayı alabilecek düzeyde bir oyun ortaya koyamıyorlar. Belki kupa maçları farklı olabilir. Yani Antalyaspor maçına kupayla oynadıkları Antalyaspor maçından önce de iyi bir Beşiktaş yoktu ama gittiler Antalya'yı orada yendiler. Üstelik geri düşmelerine rağmen. Belki kupada farklı bir motivasyonu bunu oynayacak Başakşehir olabilirler. Bunu Başakşehir maçına bağlayarak mı söylüyorsunuz? Hayır. Yalnız Başakşehir maçı değil. Bugüne kadar ki Fernando Santos dönemindeki süreci tek reaksiyon gösterdikleri maç kartalar bu sezon Beşiktaş'ın. Tam tersi mesela önde olup bitirmesi gereken maçlar da hep skor olarak yakalandı evet. Rakiplerini. Antalya maçını iyi çevirdi ama. Antalya maçını iyi çevirdi. Muleka'nın iki golüyle. Evet. Kupa maçı farklıydı. Yani bu reaksiyonu vermesi lazım Beşiktaşlı oyuncuların. Hakikaten başkan ve yönetim ellerinden geleni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Öyle ya da böyle. Yani belki farklı sözlerle, vaatlerle geldiler ama ben yeni sezonda çok farklı bir kimliğe bürüneceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları bir an önce gidermenin yolu da kupadan geçiyor. Yani Beşiktaş ne yapacak yapacak? Eli mahkum açıkçası tabiri caizse. Bu kupayı almaya. Oyunun düzelmesi lazım. Yani bunu başkan da görüyor, herkes görüyor.
oyunun bir an önce düzelmesi lazım. Santos da herhalde görüyordur. Ya tamam, Santos'un oyun şekli bu, felsefesi bu ama yani hoca da kendisinin de bu kadar bu felsefeyle oynatacağını o da görüyordur. Yani inanılmaz bir şekilde sahada değişik bir Beşiktaş var. Yani o bütün milyonlar görüyor. Bunun değişmesi lazım. Bu şekilde bu oyunla siz kupayı alamazsınız. Bunu herkes görüyor. Başkan da bunu gördüğü için geçtiğimiz hafta böyle bir toplantı gerçekleştirdi. Umarız Beşiktaş bir an önce bu çalkantılı süreçten güneşli günlere doğru yol alır. Çünkü yeni sezonda şampiyonun içinde olmak durumunda Beşiktaş ve camiası. Yani yine Fenerbahçe Galatasaray'ın şampiyonlukta yarışacağı bir ortamda siz olmazsanız hem ülke futbolu adına bence sıkıntı, hem de Beşiktaş adına sıkıntı. O zaman farklı şeyler konuşmuş oluruz. Değişiklikler olacak. Mesela transfer çalışmaları da var. İstiyorsanız onlardan da bahsedeyim. Evet evet. Hatta şöyle yapalım mı? Bir haberimiz var. Vardır, yabancı kalan evet, giden. Evet. Beşiktaş'ta kadrodaki yabancı futbolcuların geleceği şekilleniyor. Bir bu haberimizi izleyelim. Sonrasında transfer politikası nasıl olacak siyah beyazların? Önümüzdeki sezona dair ipuçlarını da Kartal Yiğit'ten rica edelim. Evet, tabii yabancı sayısının azaltılması, hangi yabancılarla yolların ayrılacağı Beşiktaş'ta çözülmesi gereken ilk nokta önümüzdeki sezon transfer dönemine dair Kartal. Şimdi aslında çok büyük bir temizlik planlanıyor, bekleniyor. Bunun çalışması yapıldı. Kağıt üzerinde şu an Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, işte başkan, futbol transfer komitesi hepsinin önünde var, gönderilecekler. Haberde de geçen isimler hemen hemen aynı isimler. Ama kolay mı? Değil. 2027'ye kadar bu oyuncuların çoğunun sözleşmesi sürüyor. Onana dahil. İşte Rozier böyle. Nasıl göndereceksiniz? Şimdi göndeririz diyor. Herkes göndeririz ama. Şimdi 9 oyuncu kalacak deniyor. Doğru. Yani o ismi geçenler hemen hemen kalacak gibi. Şeyi hatırlatalım Kartal abi tekrar. Vural kiralıktı. Bonservis alınmayacak o rakama. Gidecek. Gezal'ın opsiyonu kaldırıldı. Kontratı bitiyor. Onun dışı mevcut bütün yabancıların sözleşmesi uzun vadeli. Tabii, kiralıklarında. Svensson'un da tabii. Svensson yeni geldi zaten. Hangi birini gönderecek? Onana'nın 2027'ye kadar. Şimdi Onana geri dönecek. Şimdi Onana'yı ne yapacak Beşiktaş? Yani nereye göndereceksin? Olmaz. Olmayacak. Çok kolay işi değil. Sözleşmeyi feshetsen ne olacak? Mali yükümlülük var. Mecbursun, parasını vereceksin. Hadi pazarlık ettim. 5 ise 3 verdin. 3'e vereceksin. Vermezsen adam gidecek FIFA nezdinde faiziyle senden alacak. Ya Kartal abi özür dilerim lafını bölüyorum ama bazen böyle sezonlar hatırlanır ya. Galatasaray'ın 13. mesela ben hep Çıkaldağ Morutan üzerinden hatırlıyorum. Beşiktaş'ın evet. Bu sezonki başarısını hiç oynamadan bir Onana üzerinden hatırlayacağım. Evet, Onana. Yani bu saatten sonra oyuncu çok zor. Kampa gelse de Beşiktaş A takımında kalıcı olması. Olamaz zaten. Amerti falan bunlar zaten durmaması lazım. Göndereceksin ama nereye, nasıl gönderecekler? Ben konuşuyorum, yöneticilerle de konuşuyorum, başkanla da konuşuyorum. Dün de konuştum başkanla. Yani kendisi yine söyledi. Bizim şu an tek, hakikaten tek düşüncemiz kupa dedi. Kupadan başka hiçbir şeyi düşünmüyoruz. Aman ne olur yani dedi. Çok böyle bir kriz, evet tamam sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ama çok da kriz ortamı yaratılmasın dedi. Bizim hedefimiz var dedi. Mesela hoca ile ilgili, hoca bu sezon kesinlikle görevinin başında dedi. Ya, seneye için bir şey demedi, bak onu söyleyeyim. Yani kalır veya kalmaz gibi bir cümle almadım başkanın ağzından. Ama hoca görevinin başında kupaya biz hocamızla çıkacağız dedi. Hocanın yıpratılması da yanlış dedi. Sonuçta Santos değerli bir teknik adam dedi. Yani kabul ediyorum ben de. Santos bir marka ama çok eleştirilecek hatalar yapıyor. Ya, bu işin bir an önce netliğe kavuşması lazım. Kupayı alırsa farklı bir şeyler olabilir. Evet masaya oturulacak. Alır veya almaz onu göreceğiz. Çalışmalar da sürüyor bir yandan. Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar hafta sonu Almanya'daydı. Dün gece döndüler. Bir temaslar özellikle Dortmund-Stuttgart maçı izlendi. Dortmund'da Salih Özcan, işte Hamels isimleri geçiyor. Birçok isimle görüşmeler yapıldı. Bir iki, düzenmiyorsam bir maç daha izlendi. 2-3 maç izlendi Almanya'da. Kapsamlı bir hummalı bir çalışma var, onu söyleyeyim. Özellikle Samet Aybaba İşte daha önce Kopenhag'ın maçını izledi, Polonya'ya gidiyor, İskandinav ülkeleriyle, oradaki oyuncularla temaslar. Yani böyle bir yapılanma olacak Beşiktaş'ta ama
En büyük engel oyuncuların sözleşmesi. 2027. Evet. Nasıl yapacaklar? Zaten kulüp sıkıntılı. Borçlar almış başını gidiyor. Şimdi 2-3 oyuncunun sözleşmesini feshetsen ne olacak? Mali yükümlülük var. Onları ödemek durumundasın. Vallahi iş kolay değil, onu söyleyeyim. Yeni sezonda Beşiktaş'ın işi kolay değil. Ama umut var. Başkan da ben o umutu görüyorum. Söylemlerinden anlıyorum. O umudu taşımak durumdalar ve sahaya yansıtmak durumundalar. Başkan da bunu söylüyor. Biz sahadaki olayları bir önce düzeltmemiz gerektiğini söylüyor. Ya, sahadaki olay düzeldi mi tabii iş başkanı da yönetimi de rahatlatacaktır. Sorunlar var. Umarız çözülür. Peki Süper Lig'e yükselen ilk takım Eyüpspor oldu. Tebrik ediyoruz Eyüpspor'u. Bu belki de kaos ortamında çok üzerinde durulmadı ama bir başarı hikayesi var orada Arda Hoca önderliğinde. Şimdi maç sonu Arda Turan Hoca'nın sözlerine bir kulak verelim. Evet, detaylar bu şekilde. Arda Hoca'nın açıklamaları, Berke'nin açıklamaları bu şekilde. Tebrik ediyoruz bir kez daha emeği geçen herkesi. Eyüpspor Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu Mehmet. Bu sezon ben maç izledim bu arada. Eyüpspor Sakarya. Eyüpspor'un Sakaryaspor'u Sakarya'nın kulübesinde Tuncay Hoca vardı. Tuncay Şanlı. Hani futbolculuğunda çok aşikardık bu ikilinin karşılaşmasına. Şöyle bir başarı. Haftalar öncesinde garantilediler. Bayağı bir rekor puan farkı diyebiliriz. Malumun ilanı şu anki çoğu Süper Lig takımından daha iyi bir kadroya sahip Eyüpspor. Mevcut haliyle onu söyleyelim. Yani Sivasspor'un iyi oyuncusu diyebilirdik Sainz'a. Sainz bile yedek kalabiliyor, öyle söyleyelim. İyi oyuncular da kattılar. Biraz Arda Hoca bence doğru dokunuşla yaptı. Mesela Babel'den değil, Babel'le devam etmediler yola bu sezon. Daha başka orada genç yabancılara, tecrübeli yabancılara da yatırım yaptı. İşte Antalya'dan bildiğimiz Freddy var. Ve nihayetinde hak ettikleri Süper Lig'e sonunda kavuştular. Birinci ligi çok küçümsemeyelim. Puan ortalaması en düşük ligdir şampiyonların. Ve genelde çok sürpriz takımlarda çıkmıştır. Ve çok bütçeli takımlar Samsunspor, Adana Demirspor hep 3-4 sezonun sonunda çıktı. Eyüpspor da hemen çıkamadı. Onu hatırlatalım. Geçen sezon aslında çıkması gerekti. Arda Turan adına güzel bir hikaye oldu. Arda Hoca'yı tebrik ediyorum. Kartal Yiğit. Hayırlı uğurlu olsun. Renk katacaklardır. Eyüp İstanbul'un köklü kulüplerinden biri. Tabii ne olacak? Stat olayı ne olacak orada? Ben bir araya gireyim statla tabii. İlgili. Maç izlediğim için kapasite çok düşüktü Ceyda. Yola yakın taraf doğal olarak tribün kapalı orada. Tam böyle proje şu. Kale arkalarının yerini, yönünü değiştirip stadı genişletmek 12 bin kapasiteli bir Süper Lig uygun stat yapmak. Olması lazım. Gittiğim zaman sormuştum çünkü. Ama taraflarda vardı. Ufak olmasına rağmen. Şunu özlemişiz. Semtin içinde bulunan stat. Evet, ben çocukluğumda Zeytinburnu'nda çok maç izlemiştim. Zeytinburnu'nda Süper Lig'deydi. Hatta Mustafa Hoca'yı bile izlemiştim orada. Kocaeli'ye gelmişti. Eyüp renk katacaktır bu anlamda. İnşallah yani olsun olmasın demiyoruz ama ben hep şunu söyleyeyim. Şehir takımları. İl takımları her zaman şehir takımları benim gözümde ayrı yeri vardır. Mesela bu akşam Göztepe'nin maçı var. Göztepe'de kazanırsa artık yavaş yavaş onlar da matematiksel olmasa da psikolojik olmasa da olarak geliyorlar artık. Çıkacak. Mesela bir Sakarya Spor'un üçüncülük hedefi var. Direkt final oynayıp finalden çıkmak yukarıya. Onların da bir özlemi var. Kocaeli Spor'un var. Ben çok üzgünüm. Bursa Spor'un durumu ortada. Bursa Spor'u ben şöyle de çok üzülüyorum Ceyda. Hala böyle Ali Samiyen'de izlediğim maçlarda hep deplasman tribünü tamamen dolduran. Yeşil beyaz görüntü. Ürünleri giyen çok Eskişehir Spor amatörde ya düşünsene. Ben çok üzgünüm. Babam tarafımda Bursa'da yaşıyor. Çok da iyi evet. Bursa Spor taraftarı akrabalarım Bursa var. Spor. O yüzden çok üzgünüm. Dilerim bir an önce ait olduğu yere Süper Lig'e döner. Bursa Spor orada olmayı hak etmiyor diye nacizane ben kendi yorumumda. Yok katılıyoruz. Yok öyle. Kartal Yiğit çok maalesef. Teşekkür ederim. Mehmet Özcan çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık efendim. Biz spor ajansını noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.